Dostlar Merhabalar mercan kimya halk arzı malumunuz bu hafta gerçekleşecek ve aracı kurumlarda raporlarını yayınladılar İşte fiyatı ucuz mudur pahalı mıdır vesaire gibi onları sizlere burada anlatmış olacağım videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Bakalım başlayalım. 2021 Mayıs'ta halka arz için talep toplayacak olan Mercan Kimya'nın aracı kurum fiyat tespit raporları yayınlandı. Tüm detaylarını haberimizde sizlerle paylaşacağız. Şirket tarafından açıklanan izahnamenin detaylarına göre çıkarılmış sermayesini 45 milyon TL'den 65 milyon TL çıkarmasını hedeflemişti bu vatandaşlar. Arada bulunan 20 milyonluk bir kısmı da bizlere halka arz edecekler. Yani toplamda 20 milyon halka arzı olacak. Halka sonrası çıkarılmış sermayesine oranı da %30.77 olacak arkadaşlar. Talep gelmesi durumunda ek satış planlanmamakta. Yani 20 milyon üzerinde piyasada şu anlık lot olmayacak. Mercan Kimya MERCN kodu ile borsaya çıkacak. Şirket ortakları Gültekin, Okay, Sungar, Berkin, Sargan, Sinan, Sargar payların borsada işlem görmeye başladı. Tatil itibaren bir yıl içerisinde sahip oldukları malı satmama kararı aldılar arkadaşlar. Satmama taahhütü bizlere verdiler. Halk eşit dağılım yöntemiyle yapılacak. Halk arz fiyatında malumunuz iki tane fiyat var. 8.81 ile 10.46 arasında birkaç tane aracı kurum zaten direktmen 10.46'dan veriyor. Yani 8.81 kısmını veya da işte o aradaki kısmını biz seçemiyoruz bizlere 10.46 olarak bu fiyatı verecekler. Büyük bir ihtimalle tabi 10.46'dan da kapatacak. Mercan Kimya halka arzında talep toplama dönemi 2-3 günü olacak. Ve şuna lütfen dikkat edelim. 21 Mayıs 10.30 ile 13 saatler arasında olacak arkadaşlar. Saat 5'e kadar mal toplama vesaire olmayacak. Saat 10.30 ile 13.30 arasında bu hisse senedine halka arıza girebileceğiz. Mercan Kimya halka arz aracı kurum raporlarında yayında öncelikle Oyak Yatırım Menkul Değerler Ayşe neler söylemiş onlara bir bakalım. Halka arz fiyatının bulun bulunmasında kullanılan yöntemlerin şirketin gerçek değerini yansıtması açısından genel olarak uygun olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca kullanılan yöntemlerle ilişkin yapılan detaylı açıklamaların yöntemlerin anlaşılması açısından e, mevkul ve yeterli olduğunu e, düşünüyoruz diye bu vatandaşlar paylaşmışlar. E, baktığımız zaman hem e, genel olarak baktığımız zaman piyasa ve defter değerleri bizim için şu anlık önemli. Çarpan analizlerinde şirketin faaliyet e, konusu ve iş düşünüldüğünde fdc e, FDS yani F/PDS, piyasa değeri ve defter değeri fark vesairesi e, satışlar çarpanlarının kullanılmasında makul olduğunu düşünmekteyiz. Yani diyor ki işte bunun faöyü piyasa değeri, defter değeri diyor uygun diyor. Projeksiyon döneminde %21.44 olarak hesaplanan AUS ve taban fiyat için uygulanan %20 iskonto e, oranını e, makul bulmak ile birlikte taban fiyat için uygulanan %5 iskontosunun bir miktar düşük olduğunu düşünmekteyiz diyor. Yani diyor ki arkadaşlar diyor ki Normal şartlarda diyor. Yani bunu yorumlamamız gerekiyor. Ne diyor bizlere? Şurada fiyatı tekrar sizlere göstereyim. Nerede bu fiyat? Heh. Şurada. Diyor ki %20 diyor iskonto veriyor diyor. Neye göre veriyor? 8.81 liraya göre 8.81 kuruşa göre eee %20 iskonto veriyor diyor. Ama bakın ama bu kısım çok önemli. Fiyat 10.46'dan gerçekleşeceği için 10.46'dan gerçekleşeceği için İskontosu ne oluyor arkadaşlar? 5'e düşüyor. Bundan dolayı diyor o fiyat diyor ucuz buluyoruz diyor. Yani düşük buluyoruz diyor. Şimdi 881'den %20 konto verdiği zaman ne oluyor? Bu hisseyi bizlere %20 ucuz olarak vermiş oluyor. Ama tavan fiyattan 1046'dan şayet bizlere verse ne oluyor? %5 iskonto vermiş oluyor. Yani bizlere bu şirketi %5 olarak ucuz alıyoruz. Arkadaşlar hani şimdi şöyle bir şey olmuş olsam %20 iskonto vermiş olsaydı ne olurdu? Hadi iki tavan çok rahat belki götürebilirlerdi. Yani gidebilirdi. Şu an gitmez diye bir şey demiyorum. Gidebilirdi. Veya da %20 ucuz verdiği için nereden olursa olsun hisse nereye düşerse düşsün zaten biz %20 ucuz almışız. Orta vade tutardık. Birkaç ay tutardık. Yine de para kazanabildik. Ama şu an en yüksek tabandan 10 liranın üzerinde fiyatlanacağı için de %5 iskontosunun da düşük olduğunu söylemiş bu aracı kurum. Peki e, ak yatırım menkul değerler ne demiş arkadaşlar? Onu da aynı şekilde iş kontosuna bakalım. Diyor ki çarpanlar analizinde yurt dışı benzer şirketlerin 2021 T ve 2022 T projeksiyon rakamlarına göre de hesaplama yapılabilirdi diyor. Tamam fiyat iş kontosu %5 yerine %10 tercih edilebilirdi diyor. Yani bu da ne diyor? %5'i sen düşük vermişsin diyor arkadaşlar. Bu aracı kurumda aynı şekilde bunu söylüyor. Tere yatırım ne diyor peki? Bu tere yatırıma da aynı şekilde bakalım. Şirkete, sektöre ve şirketin sektöründeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcıdır demiş. Açıklayıcı bulmuşlar. Ben çok açıklayıcı bulmadım ama. Sonuç olarak hesaplanan şirket değeri üzerinde %5 ile %20 arasında Halkars iskontosu sonrasında 8.81 ile 10.46 TL bandında belirlenen arz fiyatını makul bulmaktayız demiş. Bu vatandaş da Şuradaki fiyatı makul buluyormuş arkadaşlar. Ee, burada iki tane, üç tane aracı kurum var. 3 tane aracı kurumdan ikisi biraz ucuz, ucuz buldu. Ee, bir tanesi de normal buldu arkadaşlar. Ee, şimdi burada ne önemli? Burada bizim şu anki yorumlarımız önemli. Biz nasıl buluyoruz? Yani pahalı mı buluyoruz? Ucuz mu buluyoruz? Daha önce zaten videolarını yaptım arkadaşlar. Girecek misin diye soran arkadaşlar var. Kesinlikle gireceğim. Meyacan kimya bunu kaçırmayı için doğrusu düşünmüyorum. Daha önceki videolarda şunu da paylaştık. Kaç tane lot alabilirsin? Yani eğer izlemeyen vatandaş varsa da bir önceki videoyu izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar biz bunu neye göre hesaplıyoruz? Daha önceki halka arz olmuş hisse senetlerinin performanslarına göre bakıyoruz. Yani şimdi baktığımız zaman Pentaya kaç bin kişi girmişti? 95 bin kişi girmişti mesela. Kalekime kale kime kaç kişi girmişti? Kale kime yanlış hatırlamıyorsam 300 bin kişi girmişti. Ve ondan önceki halka arzları da bakıyoruz. En yüksek işte 800 küsür bin girilen var, 600 bin girilen var, 800, 700 bin girilen var, 600, 500 bin girilen var, 400 bin girilen var. Hepsine göre ortalama bir oran çıkarttık. Yani baktığımız zaman da bu oranlara göre 3 aşağı 5 yukarı olur. Ha ben işimi garantiye alırım diyen, diyecek vatandaş varsa ne yapar? bütün her şeyi düşünür. Mesela Penta'nınkine göre düşünebilir. 95 bin kişiye göre 95 bin kişi bu halka harca girir diye düşünürse 2 bin liranın üzerinde 2000 2 küsur liralık bir rakam piyasaya sunulmuş oluyor. Yani 2000 liralık biz bu halka harcadan yararlanmış olabiliriz. Yani bunlar artık sizde yani 200 dot mu girersin 300 dot mu girersin 500 dot mu girersin onu sizler bilirsiniz arkadaşlar. Yani bu saatten sonra buna bir şey diyemeyiz. Ama işimi garantiye alayım diyorsan 2000 liralık girmek mantıklı olur diye düşünüyorum. En azından Penta'ya başvuru yapıldığı oranda girilirse mantıklı olabilir arkadaşlar. Malumunuz piyasada zaten lotu çok az. Şöyle baktığımız zaman da 20 milyon alt üstü bir lotu var. Yani az. Bu hisseyi şayet biz küçük yatırımcılar elimizde tutabilirsek arkadaşlar istediğimiz yere götürebiliriz. Biz bu hisseyi de peki nasıl götürebiliriz? Bu hisseyi aldıktan sonra direkt blokajımızı koymamız lazım. Küçük yatırımcı bakın size sesleniyorum. Lütfen ilk tavanda satmaya çalışmayın veya da 2-3 kademe gördükten sonra satmaya çalışmayın. Bakın vatandaş şunu yapıyor ya o gün tavan açmıyor satmaya başlıyor. Ya kardeşim ne kazandın? Hiç girme. Bakın öyle yapacak vatandaş varsa hiç girmesin. Hiç girmesin milletin en azından ekmeğine taş koymasın. Ben hemen ilk tavanda satarım veya 3-5 kademeye satarım diyen vatandaş varsa 3-5 kademeye satacak bir sürü hisse senedi var. Borsa İstanbul'da 500 tane hisse senedi var. Onlardan istediği kadar 3-5 kademe de istediği karı zaten yapabilir. Buraya gelip de bir hafta boyunca parasını blok yaptırıp da en azından 2-3 bin lira parası burada blokta kalmasın arkadaşlar. Onu tekrar söylemek istedim. Arkadaşlar blok koymayı bilmeyen vatandaş varsa da daha önceki videolarımızda blokla alakalı blokajla alakalı videomuzu paylaştık. Lütfen o videoyu İzleyelim bakın bu kanal sadece bu şekilde bilgiler değil eğitim amaçlı da biz bilgiler veriyoruz. İşte blokaj koyma nedir? İşte bedelli sermaye nedir? Bedelsiz sermaye nedir? Ondan sonra daha ne, ne söyleyeyim işte piyasa değeri nedir? Defter değeri nedir? Biz hepsi hakkında bütün hisselerin ne bilgisi varsa arkadaşlar ilk ağızdan sizlere burada bildirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de bana yapacağı en büyük destek şu olur. Lütfen bu izlemiş olduğunuz videoyu beğenin ve yorumunuzu yapın. Nokta dosya yorumlarınızı bekliyorum. Kanala yapmış olduğunuz en büyük destek bu olur arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz bol kazançlar diliyorum.